bu şekilde şey yapıyor. Şimdi biz bir klasörü initialize repository dediğimiz zaman bunu ne yapıyoruz? Init ediyoruz. Publish the GitHub dediğimiz zaman da GitHub'a publish ediyoruz. Bu kadar. Bunu yapmak için de publish edebilmemiz için de GitHub hesabımızın VS Code'a bağlanması gerekiyor. Bunu bağlamak için de şuradaki sign in şeyinden türün işte burada GitHub veya işte GitLens gibi oturumların burada olması gerekiyor. Bu otomatik olarak gelen bir şey. Yani siz publish the GitHub dediğinizde eğer GitHub hesabınızı VS Code'a bağlamadıysanız otomatik olarak VS Code size GitHub authorize ediyor. GitHub hani Facebook ile bağlan, işte Gmail ile bağlan, Gmail ile giriş yap özellikleri vardır ya bazı uygulamalarda. Bu uygulamalarda bu özellikler var olduğu gibi işin açıkçası siz aynı şekilde GitHub üzerinden ne yapıyorsunuz? Girişinizi sağlıyorsunuz bir defaya mahsus. Artık ondan sonra bilgisayarınızı silinceye kadar, VS Code'u bilgisayarınızdan temizleyinceye kadar bu geçerli oluyor. Bu yeterli oluyor. Bu bir. İkincisi, biz bir çalışmamızı yapalım. index.html dedik. HTML5 ile dokümanımızı tasarladık ve Ctrl C'ye bastık. Şu şekilde yaptığımız zaman, initialize repository dediğimiz zaman direkt olarak ne yapıyor? Bizim repomuzu ne yapıyor? Burada oluşturuyor. Ama burada bir şey yaptık, bir şeyi geçtik. Biz burada remotes bölümünden herhangi bir yani uzakta herhangi bir klas şeyi tanımımız yok, repo tanımımız yok. Bunu tanımlamamız gerekiyor. Yani initialize repository bölümünden girersek eğer biz bazı şeyleri manuel yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi remotes'u tanımlamamızdır. Yani uzağa göndereceğimiz yeri tanımlayabiliyor olmamızdır. Bunun için ne yapıyoruz? Bunu tanımlamamız gerekiyor. Remotes bölümüne bu işi tanımlamak için şu düğmeye tıklıyoruz ve diyor ki enter remote name diyor. Yani uzaktaki şehir adını, repo'nun adını bana söyle diyor. Ben yeni repo diyorum. Daha sonra buradan URL istiyor. Diyorum yani URL'i nereden bileceğim? Buradan şu anlam çıkıyor arkadaşlar. Buraya böyle direkt tanımlayarak giremediğimiz anlamı çıkıyor. Bunun için şunu yapacağız. GitHub'ı açacağız. GitHub'dan bir repo oluşturacağız. Yani buradan yeni bir tane repo oluşturacağız. Repomuzun adı yeni ya da webdev3 diyelim. Webdev3 diyelim. Klasörümüz de aynı isim olsun. Webdev3 diye açtım ve onu public yaptım. Public yapmam ne anlam ifade ediyordu? Herkese açık olmasını ifade ediyordu ve create repository diyorum. Create repository dedikten sonra ben şu linkimi alıyorum. Şuradaki linkimi alıyorum. Zaten burada dikkat ederseniz ne çıktı? Diyor ki işte bir şeyi tanımlayabilmeniz için diyor. İşte desktop uygulamasını da indirip yapabilirsiniz diyor. O da kullanılabilir bu arada. Buraya şu komutları yazarak repo'nuzu oluşturun. Aslında bizim yaptığımız o commit atma, branch açma, işte remote at origin yapma falan filan bu yaptığımız işlemlerin aslında bir uygulama sayesinde, VS Code sayesinde yapılmış hali arkadaşlar. Ondan dolayı biz geliyoruz öncelikli olarak. Şu linki alıyoruz. Linki kopyalıyorum. Sonra VS Code'umu açıyorum. Şunu şöyle yapayım. VS Code'umu açıyorum ve Remotes bölümüne geliyorum. Öncelikle Provider name'imi yazıyorum. Remote name'imi yazıyorum. WebDev3. Bunu yazdım. Enter'a bastım. O kopyaladığım URL'i buraya yapıştırdım. Ve sonra Add Remote and Fetch. Yani Remote'u ekle ve onu fetch et. Yani oradaki dosyaları da al anlamına gelen bir şey. Hani varsa bir dosya onu da fetch etmemiz lazım. Alalım. Hemen ne oldu? Bize webdev3 ne yaptı? GitHub üzerinden bağlandı. Bakın bir tane dünya simgesi çıktı. Dünya simgesi ne olduğunu gösteriyor. Aslında o klasörün bize direkt olarak uzantısını veriyor. Yani oradaki yolunu veriyor. Şimdi ben artık değişikliklerimi oraya ne yapabilirim? Gönderebilirim. Bunun için Changes bölümündeki şu plus butonuna basıyorum ve buraya diyorum ki HTML5 document has been created diyorum. Tamam. HTML5 dokümanımız oluştu ve bunu oluşturuyorum ve publish branch diyorum. Burada default olarak main branch'ini oluşturur. Normalde bir branch de oluşturabilirim ama main branch otomatik oluştuğu için direkt olarak ne yaptık oraya? Main'e branch publish ettik. Ve sonra bunu
yaptıktan sonra, yani publish ettikten sonra ben buraya geliyorum. Direkt olarak çıktığını görüyorum. Bakın bir tane commit'imiz var. HTML5 document has been created diyor. Daha önce hiçbir şey yoktu. Şimdi böyle oluştu diye oluştu. Şimdi bu işlemi arkadaşlar yaptığınız zaman artık bundan sonrası çok daha basit. İkinci güne geldiniz. İşlemleri yaptınız. Ne yaptık mesela? İkinci gün geldik Bootstrap'ı. Bu arada geçen hafta ben Bootstrap'e başlangıç yapmıştım ama herhangi bir kişide Bootstrap'le ilgili bir çalışma göremedim. Anlaşılmayan yerler olmuştur muhtemelen. Ondan dolayı çalışılmamıştır diye düşünüyorum. Tekrar edeceğiz zaten o başladığımız ayı introduction kısmından get started, quick start yapacağız yine Bootstrap'te. Hatta şimdiden başlayalım quick start'a. Bootstrap ne işe yarıyordu? Bootstrap aslında bizim CSS ve HTML CSS framework'üydü. CSS ve JavaScript framework'üydü. Yani bizim daha hızlı siteler oluştura, daha hızlı güzel kaliteli siteler oluşturabilmemize imkan sağlıyor. Bunun için Bootstrap'i kullanabiliyorduk. CSS kodlarını ve JavaScript kodlarını header arasına yapıştırmamız gerekiyor. Starter template'imiz aslında şöyle olması gerekiyor. Şu şekilde iyi olması gerekiyor. İsterseniz direkt olarak bu dokümanı da şöyle copy yapıp ne yapabilirsiniz? Buna yapıştırabilirsiniz. Dikkat ederseniz CSS'i header arasına, script'i body'nin en alt kısmına konuluyor. Bunun sebebi de şu, daha hızlı açılmasını sağlamak için kapıya geliyorum, kapı ediyorum ve sonra buradaki kodlarımı şöyle değiştiriyorum. Sonra diyorum ki Bootstrap include to index page diyelim. Bootstrap'imi ne yaptım? Buraya ekledim. Bir adım attım. Bir adım attıktan sonra hemen commit attım. Amacım ne burada? Yaptığım her işlemi aslında kendime bildiriyor olmak, çalışmama açık kaynağı bildiriyor olmak. TR yazdım denge. Dedim ki bu TR'yi yaptım. Ne yaptım? N'i TR olarak değiştirdim. Hemen plus yaptım. Dedim ki site language change to TR. Neden İngilizce commit mesajı atıyorum? Çünkü globalde çalışıyorsunuz ve sizi anlayacak en önemli dil İngilizcedir arkadaşlar. Ve buna basit ifadelerle tanıtmanız yetiyor yani. Çok derin bir İngilizce bilmenize gerek yok. Burada ne yaptık? 3 tane commit'imiz oldu ve burada anlayan kişi şunu diyecek. Buna girdiği zaman burada küçük bir tanımı var ve bu tanımdan ne olduğuna görecek. Diyecek ki evet boş bir sayfadan dolu bir sayfaya geçiş yaptı. Bootstrap include index page. Bu sayfayı değiştirilmiş. Değiştirirken ha, bunlar eklenmiş. Bootstrap'in ana çalışması eklenmiş diyor. Sonra ne olmuş? Site language change to TR demiş. Evet İngilizce TR olarak değiştirmiş diyor. Tamam güzel. Bu şekilde yaptıktan sonra çalışmamızı bir run edelim. Start debugging yapalım ve buradan web app yapalım. Chrome diye yaptık. Şunu da şöyle kodun kenarına koyacağım. Ben şeyi de şöyle kenara koyalım. Evet bizim Hello World sayfamız çıktı. Şu terminal kısmını da şöyle kapatayım. Burayla ilgili işimiz yoksa burayı da kapatalım. Source Control ile ilgili işimiz olduğu zaman açabiliriz veya kapatabiliriz. Şöyle daha temiz çalışabiliyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de şu, husus da şu. Şurada working tree yazar. Working tree çalışma ağacı anlamına geliyor. Çalışma ağacında çalışmak yerine şurada çalışmanız gerekiyor. Yani çalışmanın esas dosyası bu. Bu da working tree çalışmanın geçmişini veya biz buraya bir enter yaptığınız zaman direkt olarak böyle bir şey çıkıyor. Yani bunu sildim, bunu ekledim, bunu sildim, bunu ekledim şeklinde sana karşılaştırmalar çıkıyor ama biraz kafa karıştırıyor bu. Bunun için burada çalışmaktan ziyade şurada çalışmak önemli. Burada değerli arkadaşlar biz Bootstrap'i ne yaptık? Dokümanımızı ilave ettik. Şimdi Bootstrap'te bugün bir çalışma yapacağız ve çalışmamızı yaparken de aynı zamanda ne yapıyoruz? Şunu da bir Chrome yapalım. Çalışmamızı aynı zamanda commit yaparak adım adım gideceğiz. Hem gide aşina olmamızı sağlayacağız hem de Bootstrap'i öğreneceğiz arkadaşlar. Bootstrap'i dediğim gibi bir HTML5 Five'a en uygun yapan ve responsive uygulamaları çok rahat oluşturmamızı sağlayan bir framework'tır. Responsive'i duydunuz mu daha önce bilmiyorum ama responsive mobil öncelikli yani mobil öncelikli web siteleri geliştirmek demektir arkadaşlar. Bu aynı zamanda şu demektir. Bütün tarayıcılarda, bütün cihazlarda çalışabilen, sağlıklı bir şekilde gösterimi sunabilen uygulamalar demektir. Bildiğiniz üzere artık internet dünyasında her giren 10 kullanıcıdan 8'i mobil.
kullanıcı olarak karşımıza çıkıyor artık böyle. Çünkü mobilde girdiğim zaman işin içine tablet giriyor, akıllı saatler giriyor. Sonrasında cep telefonları giriyor, akıllı telefonlar giriyor. Yani birçok alanı var. Bilgisayarda ise sadece bir masaüstü bilgisayar, laptop ve masaüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Diğer %80 çoğunlukta hep taşınabilir ve taşınabilir cihazlar her yere girmiş durumda. Siz otobüste giderken bilgisayarınızı açamadığınız zamanlarda bile cep telefonlarınızı açıp ziyaret işte sosyal medya hesaplarınıza giriş yapabiliyorsunuz. Bu ne sağlıyor? Aslında bilgisayarın giremediği yerlerde bile bir cep telefonunun bu konuda size fayda sağlam. Yani bu konuda çalışma yapmanıza imkan sağlıyor. Bunun için biz öncelikli olarak mobil öncelikli geliştirme yapmamız gerekiyor. Mobil öncelikli geliştirme yapmak demek responsive layout oluşturmak demektir. Responsive layout akışkan tasarımlar anlamına geliyor. Yani bir çalışma yaparken mobilde de masa üstünde de son derece sağlam gözüken, sağlıklı gözüken web sayfaları oluşturabilmek gerekiyor. Bunun için de bir tane meta etiketimiz var. Meta viewport. Ve biz bunu şeyde oluşturduk. Şurada oluşturduk. Şöyle göstereyim. Meta viewport. Viewport şunu demek. Genişliği, yani bu ekranın genişliğini cihazın genişliğinde senkron et. Initialize scale, yani birebir oranda görüntüle demek. Birebir oranda görüntüle demek. Şimdi bunu yazdığımız zaman, yani bunu direkt kap yapalım. Ezberlememiz hiç şey kesinlikle şart değil. Siz viewport meta diye yazdığınız zaman, bu responsive meta tag ya da responsive meta tag diye yazdığınız zaman direkt olarak internetten her şekilde bulabiliyorsunuz. Ve bunu yaparken bir de CSS'de box sizing denilen bir content box işlemi var. Bu da CSS'de global olarak elementimizi içerik kutusunu yani box sizing'i genişliğine mevcut cihazın genişliğine senkron ediyor. Bu kısmı bilmemiz yine gerek yok. Devam edelim. Download edelim. Download bölümüne gelelim. Biz bunu direkt olarak CDN'den de çalıştırabiliriz. CDN uzaktaki sunucudaki CSS dosyaları demektir. Veya biz bunları download edip koyabiliriz. Download edip kendimiz de bunu belgemizde koyabiliriz veya işte NPM kullanabiliriz, Gem kullanabiliriz, Yarn kullanabiliriz. Oradan da install edebiliyoruz. Biz direkt olarak manuel yüklemeyi seçtik veya Composer kullanarak yine yükleme yapabiliyoruz. Bunlar yine ilerleyen, yani bu kursumuz startup kursu olduğu için çok değinmeyeceğiz onlara. Siz genelde şu kodu dokümanımızın içerisine kopyaladığımız zaman direkt olarak çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Gelelim Quintense. Quintense'de çalışma dosyalarımızın ağaç şeyleri var. Bootstrap'in çalışma klasörünün, framework'ünün nasıl bir precompiled yapısına sahip olduğunu burada gösteriyor. Browser and device'a geçelim. Browser and device'ta hangi tarayıcılarda, hangi mobil aygıtlarda desteklediğini görülüyor. Dikkat ederseniz burada birçok tarayıcıda desteklendiğini görüyorsunuz bunun. Bu önemli bir avantaj. Internet Explorer'da da zaten Internet Explorer artık kullanılmıyor. Onda sorunlar vardı. Artık o kullanılmadığı için hiç sorun etmemize gerek yok. JavaScript bölümüne gelelim. JavaScript arkadaşlar, hani JavaScript'i nasıl kullanacağınız, eventları nasıl kullanacağınızdan falan bahsediyor. Bu da ilerleyen zamanlara konusu. Sadece bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Script kodlarının kullanılmasının yapısı esasında böyle. Bir elementi seçip onu kullanmak esasında bu şekilde oluyor. Ama dediğim gibi bunlar JavaScript'in konusu olduğu için bunlara değinmeyeceğim. Bu build tool'lar zaten biraz önce de şey yaptık. Webpack'e de geçelim. Accessibility'ye, Parcel'a bakalım. Burayla ilgili bahsedeceğim bir şey var mı? Hayır, burayla ilgili de bahsedeceğim bir şey yok. Bunlar da yine NPM'in konusu. Customize'dan ziyade ben aslında buradan content şu kısımdan şimdi layout breakpoints'lara bakalım. Şimdi arkadaşlar,
Şu layout şeyi get started. Daha temelden alabileceğimiz bir yapı esasında kurgulamam gerekiyor da. Burada container yapısı var. Bunlar da yine sonraki, çünkü SME işte her cihaza göre ölçüler verme falan filan var. Bunları şimdi girdiğim zaman kafanız karışabilir. Aslında basit ama şu an buna girmekten ziyade bir hazır kod üzerinde başlamak çok daha temkinli olacağını düşünüyorum. Onun için examples bölümünden devam edeyim. Şimdi arkadaşlar, siz ne yapmak istiyorsunuz? Siz bir website hazırlamak istiyorsunuz. Örnek veriyorum, bir ürün sayfası oluşturmak istiyorsunuz. Ürün sayfası oluşturmak için product sayfasına gelelim ve örnek verelim. Bakın, yukarıda bir menümüz var, bir içeriğimiz var, altta da footer'ımız var, değil mi? Bu sayfayı ne yapabilirim? Ben kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Bunu yapmamız için sayfayı kaynağını görüntüle deyip sayfanın yapısına şöyle bir bakalım. Bizim bootstrap'imiz zaten var. Ya da şöyle yapalım. Daha basit yapalım. Şöyle. Sağ klik yapalım. İncele diyelim. Şimdi bizim bootstrap bir kurduk değil mi biz yapımızı? Bootstrap'i kurduk. Yani heat kısmımızdaki o tanımlamalarımızı yaptık. Viewport'u şunu bunu falan yaptık. Bizim neye ihtiyacımız var? Bir içerik girmemize. Yani şu kodu ne yapmamız lazım? Aynısını bizim web site'ımıza uygulamamız lazım. Bizim kendi çalışmamıza uygulamamız lazım. Öncelikli olarak ben şu menüyü kendi çalışmama uygulamak istiyorum. Yani şuradaki çalışmamı uygulamak istiyorum. Bu menü nasıl bir menüymüş? İnceltince de böyle kaybolan bir menü. Yani kayboluyor. Niye kayboluyor? Normalde bir şey olsa daha iyi olurdu. Açılan menü olsa daha iyi olurdu. Yapmamışlar ama sadece masa üstünde gözüken bir menü. Tamam, sorun değil. Böyle bir menü tasarlayalım. Bunun için menümüzün bulunduğu yeri şu araçtan seçiyorum. Şuraya geliyorum, tıklıyorum. Tıkladığım zaman benim karşıma ne çıkıyor? Header etiketini seçtim, çıkıyor ve içinde bir sürü bir şeyler var. Nav var ve anchor etiketi, yani A etiketiyle, A elementiyle çıktığını görüyorum. Ve ben header bölümünü alıyorum. Copy diyorum. Copy outer HTML diyorum. Yani HTML kodun hepsini seç anlamına gelen kodu seçiyorum. Ve bunu ne yapıyorum? Şu hello world'u siliyorum. Hello world'un olduğu yere yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra burayı refresh ediyorum. Refresh ediyorum ve koda bakıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi menümüzü buraya oluşturdum. Menümüzü oluşturdu ama sanırım menüde bir şey var. Nedir onun adı? Renk sorunumuz var. Olsun, renk sorunu ile ilgili muhtemelen bunlar ekstra kod yazmış olabilirler. Hemen bakıyorum. Yani orada şey vardı. Buradaki siyah, dikkat ederseniz bizde beyaz çıktı. Bizde beyaz çıktı. Şu şekilde. Beyaz çıktı. Biz şimdi buradaki kodu nasıl siyaha döndüreceğiz? Nasıl yapacağız? Hemen gidiyorum. Bakın, site header bölümünde bir tane background color'ı siyah yapmış. Hatta şunu şöyle sildiğim zaman bak, burası da beyaz oluyor. Ha, diyorum ki product CSS'in içerisindeki kodlar aslında beni yani bu sayfayı biçimlendirmek için de ekstra kod yazmışlar. Ben bu ekstra kodu alıyorum, kopyalıyorum, Ctrl C yapıyorum. Basit olarak geliyorum şuraya. Title'ın hemen altına style diye bir etiket, style diye bir element oluşturup onun içerisine yapıştırıyorum. Geçen haftadan hatırlarsanız style etiketinin arasına yazmış olduğumuz kodlar stil şablonları kodlarımızda, CSS kodlarımızda. CSS kodlarımızı buraya yazdığım zaman dikkat ederseniz hemen o CSS kodlarımız ne oldu? Aslında bizim karşımıza direkt olarak handle oldu. Sonra geliyorum. Ben buradaki şöyle yapalım. Şurayı kapatalım. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Şuradaki menülerimizi bir değiştirelim, değil mi? Mesela ne yapıyorum? İşte ana sayfa hakkımızda ürünlerimiz iletişim diyorum. Şu arasındaki değiştiriyorum ve şunlar da fazlalık olarak karşıma çıkıyor. Hemen gördüğünüz gibi ne oldu? Oradaki ana sayfa hakkımızda ürünlerimiz iletişim diye karşımıza çıktı. Bakın, kod herhangi bir kod yazmadım. Herhangi bir işlem yapmadım. Ve sadece yaptığım işlem ne oldu? Esasında bir değiştirme, yani kopyala yapıştır yaptım. Ve o şekilde değiştirdim. Sonra gelelim. Ne yapacağız?
Şu kısımdaki koda, yani şu div şuradaki hero dediğimiz yapıyı kopyalamaya geldi. Bunu da aynı şekilde kopyalıyorum ve author HTML diyorum. Ve sonra geliyorum ben bunu nereye yapıştırıyorum? Header'ın hemen altına yapıştırıyorum. Şu şekilde. Ne oldu? O da geldi. Sonra buraya geliyoruz. İşte buraya slogan yazılır. Buraya sloganı anlatan bir yazı yazacağız. Burayı ürünümüzü anlatan uzun yazıyı buraya yazalım. Şuraya da diyelim ki hemen satın al diyelim mesela. Şu şekilde ürünümüzün sloganını, ürünümüzü anlatan uzun yazıyı buraya yazdık ve bu şekilde yaptık. Bakın dikkat ederseniz daha önceki yaptığımız tasarımlardan daha efektif gözüken güzel bir tasarım ortaya çıkarttık ve kod kullanmadan. Bakın bir de şöyle bir şey var. Another headline bölümleri yani aslında blok şeklinde görünüyor ve küçültünce tek bloğa dönüyor. Yani bir site yapınca bu şekilde tek bloğa bölünüyor. Bu arada bir şey daha anlatayım size. Şurada Select Device, Toggle Device Toolbar özelliğini kullanarak bunu bir cep telefonu gibi göstersin. Veya bunu bir şu şekilde masaüstü app şeklinde gösterebiliyorsunuz. Böyle kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan işte iPhone X'te nasıl gözüküyor, iPhone SE'de nasıl gözüküyor diye bu şekilde boyutları ne yapıyorsun? iPhone 12 Pro'da nasıl gözüküyor? İşte iPad'de nasıl gözüküyor? iPad Mini'de nasıl gözüküyor? Şeklinde ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Burada önleyebiliyorsunuz. Şuradan da yüzlerini küçültüp hani ekrana sığmıyorsa bu şekilde hani onun bir cihazda nasıl gözükeceğini buradan görebiliyorsunuz. Sonrasında bunu tıkladığınız zaman tekrar eski haline getirebiliyorsunuz. Burası bizim developer panelimiz. Developer panelimiz bizim elimiz ayağımız arkadaşlar. Ve sonrasında geliyorum ben bu kısmı da kopyalama yapacağım. Ama bunu böyle tek değil de ne yapıyorum? Şu bütün hepsini kopyalamam gerekiyor. Yani şu kısımdan itibaren şöyle ikisini birden kopyalamam gerekiyor. Dikkat ederseniz burada şu şekilde bloklar gidiyor. Ben bunu kopyalıyorum. Hemen geliyorum buraya. Nereye yapıştırıyorum? Şu divimizin hemen altına şuraya yapıştırıyorum. Şöyle. Şu şekilde yapıştırdım. Böyle böyle gidebilirim. Ve burada ne yapabilirim? İşte oradaki içeriği değiştirebilirim. Yani buradaki içerikleri değiştirebilirim. Biraz önceki yaptığım gibi. Böyle olabilir. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen commit edelim. Diyorum ki Bootstrap sample template has been created. Bunu yaptıktan sonra benim GitHub'ımda artık son yaptığım güncelleme dosyam burada gözüküyor. Ne yaptık? Bunları ekledik. Peki. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi bir tane daha dosya yapalım mı? Yine aynı şekilde. Buna ne diyelim mesela? Sample 2 diyelim. Sample diyelim. Klasör oluşturdum galiba. Sample HTML'im geliyorum. HTML5 diyorum. Ve sonrasında Bootstrap'teki şu template şeyimizi alalım. Şuradan bir tane Get Started bölümünde ki Introduction'daydı zannediyorum, değil mi? Şu. Bunu alıyorum. Bunu aldıktan sonra buraya yapıştırıyorum ve sonra sample'ımızda bunu oluşturdum. Şimdi yapacağım olay yine Examples bölümüne gelelim. Examples bölümüne bu sefer farklı bir template uygulayalım. Mesela bir dashboard uygulaması yapalım. Bu dashboard uygulamasını nasıl yapacağız? Ona bakalım. Burada tabii Char.js kullanılmış. Char.js yani şu chartları oluşturabilmek için kullanılan JS'ler esasında. Onu şimdilik oluşturmamıza gerek yok ama şimdi ben ne yapıyorum? Buradan en yukarıdan başlıyorum. En yukarıdan ne yapıyorum? Şu kısımda yani şu kısmın bulunduğu header'ı alıyorum, kopyalıyorum. Sonra buraya copy diyorum, outro HTML diyorum ve sonrasında hello world'un hemen altına yapıştırıyorum şu şekilde.
Sonrasında şu sample, şurası sample HTML değil mi? Dikkat ederseniz burada ne oldu? Company name, işte search ve sign-out diye karşımıza çıktı. Tamam, güzel. Sonrasında benim hemen altında şu şekilde bir şey var. Ya bunların hepsini tek tek yapıştırmak yerine bunun daha basit bir yöntemi var mıdır acaba diye düşünürken ben diyorum ki şu body'nin tamamını kopyalayayım ya. Böyle tek tek niye kopyalayayım? Ben body'nin tamamını body'ye kopyalayayım değil mi? Bu daha mı iyi olur acaba? Şöyle yapalım. Tabii şuradaki kodu CDN'imiz olduğu için orada CDN farklı olduğu için şuradaki kodu body'nin dışına alayım. Body'nin altına alayım. Tekrar şu body'yi temiz bir şekilde alalım. Çünkü burada lokalde çalışılan bazı komutlar yazmışlar. Ondan dolayı sorun oluşturabilir. Ben bunu şöyle yapayım. Buraya yapıştırayım. Bu şekilde çıktı. Bakın hemen tak diye ne oldu? Çıktı. Tabii tam olarak istediğimiz gibi mi? Pek değil. Yani burada daha güzel gözüküyor. Burada biraz daha kötü gözüktü. Bir de şeyimiz çıkmadı. Char.js'imiz çıkmadı. Çoğu sorun değil o sonraki şeylerin konusu. Ama en azından şöyle biraz daha düzgün gözükebilir diye düşünürken biraz önce yapmış olduğum uygulamayı hatırlarsanız onlar ekstra bir kod yazdı demiştim. CSS kodu yazmıştı demiştim. Burada da hemen karşıma şu çıkıyor. Body'nin üzerine gelince dashboard.css çıkıyor. Yani aslında bunlar bir dashboard CSS dosyası yazıp ve buraya ekstra eklediği kodları buraya ilave etmişler. Ben geliyorum bunu alıyorum. Ne yapıyorduk? Body'nin hidden arasına style etiketi oluşturup ve bunun içerisine kaydediyorum. Gördüğünüz gibi bir anda ne yaptı? Sitenin rengi değişti. Yani oranın bir benzeri oldu. Sonra sitenin ismini TR yapıyorum. Yani dilini TR yapıyorum. TR yaptıktan sonra company name yazan yeri yani şu company name yazan yeri buluyorum. Hemen arıyorum. Company name. Ctrl F, Commodore F tuş kombinasyonu kullanarak buraya ne yapabilirim? Bunu kullanabilirim. Geliyorum. Turunçgil yazıyorum. Company name'ine buraya Turunçgil'i yazdı. Search yazan yere ne yapıyorum? Ara yazıyorum. Hemen ara. Nokta 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 diyelim. Direkt. Bu şekilde arayı yazdık. Sign out yazan yere yani şuraya oturumu kapat diyorum. Oturumu kapat diyorum. Burada gördüğünüz gibi oturumu kapat çıktı. Şimdi ne oldu? Bir ne yaptık? Bir masaüstü app yaptık. Ve bu app öyle bir şey ki şu şekilde tıklanınca menü hani mobil app yaparken mobil app de bu şekilde gözükecek. Mobil app olarak bu şekilde gözükecek. Masaüstü app olarak da şu şekilde gözükecek. Sonra buraya istediğimiz menülerin içeriklerini güncelleyebiliriz. Ve burada gram bir satır kod bile yazmadık. Sadece mevcut kodumuzu düzenlemeyi bilmek yeterli olacaktır arkadaşlar. Böyle. Bunlarla ilgili sizden isteğim, şimdi son 4 dakikamız kaldı. Bunlarla ilgili sizden isteğim esasında şu. Önümüzdeki haftaya kadar bakın size sıfırdan oturun kod yazın demiyorum. Sadece ve sadece bu yaptığım işlemlerin benzerini yapın ve commitleriniz bu şekilde atın diyorum. Her yaptığınız işlemi biraz önce ben birkaç tane işlem yaptım. Ve ben şimdi bütün işlemleri yaptım değil mi? Ben buraya ne yazacağım? Bir sürü bir şey oluşturdum. Şimdi komikleri biriktirip yaparsanız burada ne yaptığımızın bir anlamı kalmaz. Yani ben bunu nasıl anlatayım? Yani ne yaptım? Bir sürü bir şey yaptım. Yaptığım bu şeyleri tek bir komite sığdıramam. Komit mesajı dediğim birkaç cümleden oluşan, pardon, birkaç kelimeden oluşan bir mesaj. Aslında ne yaptığını basit anlamda anlatman gerekiyor ve bu olabildiğince küçük yapman gerekiyor. İşte mesela dili TR yaptım, içeriğine header'ını ekledim, footer'ını ekledim falan filan. Şimdi buna birçok bir şey yaptım ve dedim ki yani eğer önemli değilse tabii, önemli değilse böyle de yapabiliriz. Sorun değil. Ama karşı taraftaki kişinin sizin ne yaptığınızı tam olarak anlayabilmesi için olabildiğince küçük parçaların küçük açıklamaları şeklinde biraz önceki yaptığımız gibi yaparsanız hem siz anlamış olursunuz hem de karşı tarafa çok daha iyi anlatmış olursunuz. Ne yaptım ben burada? Dedim ki artık şunu yazacağım. Dashboard template page has been created. Yani ancak bunu yazabilirim. Ne oldu? Dashboard template'imizi oluşturdum. Dedim yani. Halbuki orada ne yaptım işte header'ına başlığını değiştirdim. Search'ü değiştirdim. İşte önce işte şeyi ekledim. Bootstrap'in
şeylerine, library'lerine ekledim. Ondan sonra o style komutları oluşturdum vesaire vesaire. Bir sürü bir şey yaptım. Yaptığım şeylerin hepsini ayrı ayrı açıklamam gerekiyordu. Ama bunları ne yaptım? Ben işte yapmadığım için sonrasında bunu sonraya aktardım. Şey yaptım. Hepsini birden yapınca da böyle bir açıklama yaptım. Ve burada şöyle biraz daha şu kısmı biraz daha şöyle açtığımız zaman şu kısımda idi. Nerede? Ha. Şu kısımda bir tane we git grep diye şey görürsünüz arkadaşlar. Burada yapmış olduğunuz geçmişi görebilirsiniz dosyanızda. Daha önce neler yaptığınızı görebilirsiniz ve oraya checkout olabilirsiniz. Yani oraya tekrar rollback yapabilirsiniz, dönebilirsiniz. Böyle bir şey olabilir. Ama sizde istediğim bu işlemi yaparken mutlaka mutlaka küçük parçalara küçük commitler atmanız da fayda var. Bu sizin ve sizden sonraki geliştiricilerin sizin uygulamanızı kullanabilmesini rahatlıkla sağlayabilmeleri için. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya kadar herkes Bootstrap ile ilgili şu example page'leri var ya, şurada görmüş olduğunuz example page'leri ayrı ayrı sayfalarda uygulayıp kopyala yapıştır yapmasın. Mesela karusel nasıl kullanılır mesela, işte cover page nasıl kullanılır, şu şekilde karuseller nasıl oluşturulur. Çok basit. Gidip bunu copy paste yapacaksınız. Yani siz nasıl kullanacağınızı artık biliyorsunuz Bootstrap'i ve bunu direkt olarak copy paste yapacaksınız. Yani buradaki çalışmaları elimizden geldiğince her gün bir tanesini, bakın, kopyala yapıştır yapmanız her gün yaklaşık 10 dakikanızı falan alacaktır, yani her birisine. Hani ilk gün belki biraz zorlanacaksınız, belki yarım saat, 1 saat, 2 saat çalışacaksınız ama diğer günler 10 dakika boyunca bunu yapacaksınız. Ama her gün bir commit atarsanız en azından ben de şunu öğrenmiş olurum. Derim ki, ha, bu arkadaş çalışıyor, bu arkadaş güzel bir şekilde kendini geliştirecektir diye geliştirecektir diye bir ön yargıda bulunabilirim arkadaşlar.